Ya Ömer bak Alya da yemek yiyecek şimdi. Gel. Bak yemek sahne kalma. Ben yanına götüreceğim. Şimdi çıktık. Sitenin içine kedi girmiş yavrum. Aç mısın? Üşüdün mü? Kurban olurum sana. Tüh. Ben sana nasıl yemek getireyim anneciğim? Yavrum benim. Tüh. Eşim evde olsa yemek getirirdim ben buna. Şimdi kızımla nasıl yapayım? Hadi gir içeri, üşüme. İçeri gir. Bay bay. Kıyamam. Tüh. Neyse. Üzüldüm ya. Hadi kızım gidiyoruz. Alya'nın düşürdüğü poğaça vardı. Onu böyle küçük küçük böldüm. Yiyor. İçim rahatladı. Şimdi gidebilirim. Hadi kızım. Sırf bunun için geri döndüm ha. Çok acıkmış ya. Gel kızım. Geldik kızım. Geldik. Eve gelince hemen en kolayından şöyle yoğurtlu erişte yaptım. Kızım yoğurtlu şeyleri çok seviyor. Yemeğimizi yiyeceğiz. Sonrasında sarma saracağım. İnşallah ya bugün pişiririm ya da yarın pişiririm. Şimdi şuraya sarma için hazırlıyorum. Zeytinyağı, soğan, salça. Benim kızım, eşim, ben sarmayı çok seviyoruz. Yani eşim ve çoğu insan güzel yaptığımı da söyler. Uzun zamandır da yapmamışım. Normalde sık sık yaparım ben. Sarma sarmak bana zor gelmiyor. Yani bilmiyorum, zevk alıyorum sarma sararken. Onu sarmak falan bana işte bazen üşenir ya, hiç üşenmem. İşte içini yapmak işte zaman alıyor biraz. Ondan pek hoşlanmıyorum. Onun haricinde sarma yapmak bence güzel bir şey. Bol sarımsak da ekledim. Tuzunu da fazla ekleyeceğim. Çünkü sarmayı biraz fazla tuzda bekletmişim. Çok tuzu çıkmış. Biraz tuzlu oldu yani. O yüzden içine bolca tuz ekledim. Karabiber. Birazcık nane ekleyeceğim. Biraz kimyon ekleyeceğim. Şunu ekleyeyim. Bu arada ilk kez kimyon ekliyorum inşallah. Tadında çok bir değişim olmaz. Sarmayı sardım. Bu kadar çıktı. Şimdi üzerine zeytinyağı ve tuz ekledim. Böyle biraz limon ekliyorum. Limon yeterli mi acaba? Bence yeterli gibi ama. Neyse. Ali yanıma geliyormuş da. Açıkçası onları çok sarmayı gözüm kesmedi. O yüzden de şöyle üzerine kapatacağım. Hem yeşilliğinin gitmesini engelliyor. Hem de ne bileyim işte. Yeşilliğinin gitmesini engelliyor. Hani böyle kararıyor ya üzeri. Kararmıyor yani. Evet, şimdi suyumu ısıtıyorum, çayımı demliyorum. Benim şöyle bir çerezliğim vardı arkadaşlar. Şu boşluk var ya, orada aslında böyle gold bir tutma sapı vardı. Bir tanesini ben normal
birine vermiştim, hediye etmiştim. Bir tanesi de bende duruyordu. Sonra orası makineye attıkça paslandı ve ben çıkarttım orayı. Bu şekilde bu şekilde kullanmaya başladım. Artık atacaktım yani böyle. Sonra baktım ki hani bu güveç sarma taşları oluyor ya. Onlar bazı tencerelerime uymuyor. Küçük geliyor, büyük geliyor vesaire. Bunlara böyle tabak kapatıyordum. Ama sonra baktım ki bir gün böyle bunu kapattım. İnanın böyle sarma taşı gibi ağırlık veriyor ve ortasındaki delik sayesinde sarma taşı görevi görüyor yani. Sarmamın son hali. Böyle güzel suyunu çekti. Üzerindeki örttüğüm yaprakları da aldım. Bakın yepyeşil, hiç kararma yok. Şimdi kızıma birkaç tane ayıracağım. Yatmadan önce yesin, sonra da uyutacağım onu. Yine videoyu mutfağımdan başlatıyorum. Zaten genelde buradayım. Mutfaktan bir türlü çıkamıyorum. Neyse dur kızım. Kızartma var, yaklaşma. Ver. Şöyle kızımla kendime kahvaltı hazırlıyorum. Kızıma yumurta haşlıyorum. 3 tane patates kızartıyorum. Böyle ketçapla mayonez de yerim diye düşündüm. İkimiziz zaten bugün. Ne istiyorsun anneciğim? Kızımla kahvaltımız hazır. Şimdi yerin bitti mi? Oturma odasına, televizyonun karşısına geçip öyle kahvaltı yapacağım. Çok yaşanacağım. Tamam, hadi gidiyoruz. Bugün derin dondurucumu içini boşalttım. İçindeki malzemeleri balkona yerleştirdim. Orası soğuk, nasılsa bozulmaz diye. Şimdi erimesini bekliyorum. İçini güzelce silip malzemeleri içine tekrar yerleştireceğim. Ama bakın ne buldum buzluğumda. Bir tane böyle kabak kalmış. Ne zamandır da canım istiyordu. Gerçi bu iki çeşit kabak var da ben bunu pek sevmiyorum. Daha böyle kırmızı olanlar var ya, onları daha çok seviyorum. Ama bir tane kalmış. Bugün onu pişireceğim. Ay çok sevindim. Bir de şey, eşim de almış. Böyle kesilmiş, yarıya kesilmiş kabak almış. Onu da bir ara kesip buzluğa atmamız lazım ama artık ilk izin gününde onu da yaptıracağım. Şimdi bunu akşam bol cevizle, ondan sonra... Ne oldu anneciğim? Tahinle yeriz inşallah. Gel. Alya'nın yaptığı şeye bakar mısınız? Buzdolabı poşetlerini açmış, açmış, açmış. Allah'ım, yarısı yerde. Sarmaya çalışıyorum. Neyse, şimdi size ne göstereceğim? Ben bugün derin dondurucuyu temizledim. Tabii yerlere su aktığı için yerleri sildim, süpürdüm, toz aldım falan filan. Tabii benim derin dondurucum çocuk odasında. Mutfağıma sığmıyor. Küçük bir mutfağım var çünkü benim. Onlarla uğraştım. Yani bugün o kadar ters gitti ki her şey. Biraz çok zorlandım yani. Şimdi eşim geldi. Dışarıdan pizza sipariş etmiştim. Onu yedik kızımla biz. Eşim geldi. Şimdi çay demledim. Saat 9.30. Kabak tatlısını cevizledim. Sarmam vardı. Ondan koydum biraz çayın yanına. Şimdi kızılcık şerbeti var. Onu izleyeceğiz. Muhtemelen sizinle yarın tekrar görüşürüz yani. Kahvaltıdan sonra eşim biraz böyle kızımla oynadı. Sonra kızımı uyuttu. Şu an kızım uyuyor. Kendisi de maça gitti arkadaşlar. Saat akşam 7'de statta maç varmış. Sanırım Beşiktaş'ın maçı, bilmiyorum. Çok ilgilenmiyorum yani. Maça gitti. Biz kızımla baş başa kaldık. O hala uyuyor. O uyurken ben de ayakkabılığımı komple döktüm. İçini temizledim. Ayakkabılarımı sildim. İhtiyaç sahiplerine verilmesi gerekenleri ayırdım.
kullanmadıklarımı. Onları gönderdim konteynere. Bıraktırdım eşime. Şimdi size yaptığım düzeni göstereyim. Bir de kızım bu dolaplar böyle çekmeli olduğu için bir kere üzerine düşürdü. O yüzden ben bu aparatlardan kullanıyorum ki açamasın diye. Çünkü kafasına düşmesi beni çok korkutuyor. Şimdi şuraya böyle ayakkabılarımı dizdim. Bunların hepsi silindi. Burası silindi. Tertemiz oldular. Bu şekilde. Şurada eşiminkiler var zaten. Zaten genelde öyle olur ya. Sizin ayakkabınız çok olur. Eşinizinki o kadar olmaz. Ay şurası açıldı. Birazı da şeyde. Buradan şimdi bir tane ayakkabısını almıştı. O yüzden orası boş duruyor. Birazını da başka yere koydum. Şimdi şöyle şurada işte babetlerim, renkli spor ayakkabılarım, işte Converse tarzı şeyler falan filan var. Hemen şurayı da bağlayalım. Şimdi şu alt kısma dışarıda giydiğim babetlerimi, terliklerimi vesaireyi koydum. Böyle renk renk terliklerim var benim, babet tarzı. Şuraya böyle günlük kullandığım terliklerim var. Aynı şekilde eşiminkiler, benimkiler falan böyle yazlık, kışlık. Kutularımın çoğunluğu boş. Sadece şunda bir tane terliğim var. Diğerlerini de atmıyorum aslında. Çünkü taşınırken lazım olacak. Ya da bir şey satarken, ayakkabı sattığımda en azından kutularım o şekilde gönderirim. Daha sağlam gider diye düşünüyorum. Şurada kızımın Vicko'su var. Bu şekilde terliklerim, ayakkabılarım, her şey tamam. Bayağı zamanımı aldı ama güzel oldu. İçime sindi yani. Gereksiz her şeyden kurtulmak beni rahatlattı. Bu ayakkabılık benim tercih ettiğim bir ayakkabılık değil arkadaşlar. Ben buradan giderken bunu burada bırakıp da gideceğim. Kendim almadım yani. Gittiğim yerde zaten vestiyer vardır diye düşünüyorum. Yoksa da orada daha güzelini, daha iyisini alırım diye düşünüyorum. Çünkü bu burada olan bir ayakkabılık. Benim değil. Bu arada ben vestiyer temizlemeden önce yemeklerimi de yapmıştım. Hemen onları da göstereyim. Sizi sıkmamak adına çekim yapmadım bunları yaparken. Şöyle bir tarhana çorbası yaptım. Bir tık koyulaşmış ama. İçine su ekleriz. İnşallah hasta olmuyorumdur. Şuraya da pırasa yemeği yaptım. Tabii ben biraz yedim çünkü çok acıkmıştım. Biraz daha vardı yani. Çok lezzetli, güzel olmuş. Ekşisi falan da tam yerinde olmuş. Şimdi kızımın sesi geliyor. Sanırım uyandı. Ben ona bakıp geliyorum. Şimdi oturduğumuz odayı sildim, süpürdüm, tozunu aldım. Şimdi şuraya suyumu hazırladım, lifimi koydum. Venişle elimde bu vardı. Koltuklarımı sileceğim. Koltuklarımı şöyle sildim. Bu benim oturma odamdaki koltuklarım. Yastıkları da var ama yaş diye şu anda yastıklarını koymadım arkadaşlar. Benim oturma odamda çok fazla eşyam yok. Koltuklarım var, televizyonum var. Ve Alya'nın oyuncakları var. Burayı daha böyle sade tutmaya çalıştım ki tayinimiz çıkıp doğuya gittiğimizde ben bunları satacağım zaten. Bunları götürmeyeceğim. Kaç yıldır kullanıyorum? 6 yıldır kullanıyorum galiba. Vallahi ilk günkü gibi tertemiz kullandım. Şimdi bunları güzel sildim. Şimdi kızıma köfte yapacağım. Yemeğini yemişti ama acıktığını düşünüyorum. Köfte yapacağım. Ekmek arası köfte yiyeceğiz kızımla, bakalım. Dün derin dondurucumu temizlerken bir tane böyle hamburger köftesi buldum içinden. Daha önce yapıp atmışım. Yanlarına hemen böyle biber koydum bütün olarak. Şimdi bunu kızartacağım. Yarısını ben yiyeceğim. Yarısını kızıma vereceğim. Hadi bakalım. Ekmek arası köftelerimiz hazır. Kendime şöyle ekmek arası yaptım. Biber, salatalık, domates, soğan koydum yanına söğüş olarak. Kızım öyle yemeyeceği için ekmeği, köfteyi ayrı koydum. Salatalık çok seviyor. Domates sevmiyor ama belki yer diye biberin de birazını koydum. Şimdi ben güzel oturma odasına, o temizlediğim, mis gibi yaptığım oturma odasına yer sofrası kuracağım. Çünkü koltuklarımız ıslak. Orada güzel televizyonun karşısında kızımla yemek yiyeceğiz. Çayımı da koydum sıcacık. Ben şurada meyve suyu bile yaptım. Yani iki tane nar buldum evde. İçine biraz da elma kattım. Meyve suyu yaptım kızıma. Çünkü kızım çok seviyor. Şimdi sizleri burada veda ediyorum.
İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğeni atmayı, yorum atmayı eksik etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.